Isabella Bird, 19. yüzyıl İngiliz gezgin, yazar, fotoğrafçı ve doğa bilimciydi. Merhaba, ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? 19. yüzyıl İngiliz gezgini, yazarı ve misyoneridir. 15 Ekim 1831'de İngiltere'nin Yorkshire ilçesinde doğdu. Babası din adamı Edward Burt, annesi ise Dora Lawson'dır. Babasının görev yeri değişiklikleri nedeniyle birkaç yılda bir taşınmak zorunda kalıyorlardı. Isabella çocukluğundan itibaren çelimsizdi. Omurgası ile ilgili şikayetleri vardı. Baş ağrılarının yanı sıra uykusuzluk çekiyordu. Bu nedenle doktorlar açık havada bulunmasını öneriyordu. Eğitimini ailesinden alan Isabella, hem annesi hem de babasından bilim ve sanatla ilgili konular öğrendi. Parlak zekası, ev dışındaki dünyaya olan büyük ilgisi, Isabella'nın zihin ve doğasının protestan bir atmosfer tarafından sımsıkı kuşatılarak cendereye sokulmasına engel oldu. 1850'de omurgasından bir tümör çıkarıldı. Halsizlik, uykusuzluk, baş ağrısı gibi nedeni anlaşılamamış rahatsızlıkları ameliyattan sonra da geçmedi. Ailesi onun kırılgan sağlığına olumlu etki eder düşüncesiyle yaz aylarını İskoçya'da geçirmeye başladı. İskoçya'nın sakinliği Isabella'nın canlılığını öldürüyor, onu hepten depresifleştiriyordu. 1854'te 22 yaşındayken ortaya çıkan fırsatla yolculuk hayatı başladı. Babası ona 100 sterlin vererek bitirene kadar eve dönmemesini istedi. Isabella, Kanada'dan sonra Toronto üstünden Amerika Birleşik Devletleri'nin içlerine doğru yolculuk yaptı. Boston, Cincinnati, Chicago ve San Lawrence'a geçti. Geçtiği yerlerden ailesine yolladığı, gezip gördüklerini anlattığı mektupları ilk kitabının temelini oluşturdu. 1856'da kitabı yayımlayan John Murray, Isabella'nın yakın arkadaşı ve bütün kitaplarının yayıncısı olacaktı. İlk kitabı Amerika'da bir İngiliz kadını iyi sattı ve ona ciddi bir gelir sağladı. Çıkacağı yeni yolculukların bütçesini yazdığı kitaplardan çıkarmaya başlamıştı. 1857'de ailesinin yanına geri döndü. Kısa bir süre sonra hayatımın gayesi ve baş nedeni dediği babasını kaybetti. Edinburgh'a taşındılar. Kız kardeşi Henrietta ile büyük dostlukları vardı. Ona yazdığı mektuplar "Benim evcil hayvanım" benzeri sıcak kitaplarla başlardı. 1872'de tekrar yola çıktı. İlk önce hoşlanmadığı Avustralya'ya, oradan Sandviç Adaları olarak bilinen Hawaii'ye gitti. Buradan kız kardeşine havanın her zaman ağrılarını dindiren bir merhem gibi olduğunu yazdı. "Sağlığım her geçen gün iyileşiyor. Çürük olduğum düşüncesine itibar etmiyorum artık," diyordu. Hawaii'de Mauna Kea ve Mauna Loa yanardağlarına tırmandı. Sonra Colorado'ya hareket etti. Hawaii, Atlantik yolculuğu ve Avustralya yolculuklarını anlatan kitaplar da yayımlayacaktı. 1873'te Rocky Dağları'na çıktı. Jim Nugent'ın rehberliğini yapması Isabella'nın yolculuğunu oldukça canlandırmıştır. Jim, tek gözlü, haydut gibi kötü bir üne sahipti. Isabella, Henrietta'ya yazdığı mektupta onu şöyle anlatır: "Jim, insanın içine işleyen, büyüleyen biridir. Şiire, mizaha ve güçlü bir doğa sevgisine sahiptir. Harika bir sözel belleği, her kişi ve konu hakkında fikri vardır. Kadınları hem eğlendirir hem onlara bir şövalye gibi saygıyla davranır. Çocuklar ona aşıktır. Jim'in omuzlarına tırmanarak bukleleriyle oynarlar.
Nugent çok geçmeden Bird'e aşkını ilan etti. Ama Isabella, Henrietta'ya yazdığı bir mektupta ondan, "Her kadının aşık olabileceği ama aklı başında bir kadının asla evlenmeyeceği bir erkek olarak söz ediyordu." Bird, Rocky Dağları'ndan ayrılarak Edinburgh'a geri döndü. Jim Nugent ise bir yıl sonra vurularak öldürülecekti. Isabella'nın kız kardeşine bu dönemde yazdığı mektuplar ilk önce Boş Saatler dergisinde yayınlanmış, daha sonra Rocky Dağları'nda Bir Lady'nin Yaşamı adıyla basılmıştır. Isabella'nın en ünlü eseri olacak kitapta mektuplarda yer alan Jim ile ilgili kimi bölümler sansürlenmiştir. Isabella, Edinburgh'da çok uzun süre kalamadı. Bu kez Asya'ya, Japonya, Çin, Vietnam, Singapur ve Malezya'ya yolculuğa çıktı. Geri döndüğünde Japonya'da Ayak Basılmamış Parçalar kitabını hazırlamaya başladı. Bu sıralarda bir süredir tifonun ateşiyle baş etmeye çalışan kız kardeşini kaybetti. Isabella ön sözüne şu eki yaptı: "Bu harfler baskıya geçerken kitapta anlatılanları ilk önce kendisine yazdığım yetenekli ve dikkatli eleştirilerine çok şey borçlu olduğum, gezilerimin ilham kaynağı, çok sevdiğim, sevgi dolu tek kız kardeşim vefat etti." Bu sözler bir duyarlılığı yansıtsa da Isabella'nın gerçekte yaşadığı ızdırabın aynısı değildi. Bir arkadaşına kız kardeşi için "O benim dünyamdı" yazacaktı. Uzun süredir Isabella ile Henrietta'nın hekimliğini yapan Dr. John Bishop öteden beri Isabella ile evlenmek istiyordu. Isabella sonunda onun teklifini kabul etti. Ama düğünde matem giysileri giymekte ısrarlıydı. Matem giysileri düğünü protesto ettiğini gösteriyordu. Onun gerçek varlığı kardeşiyle birlikte gömülmüştü. Sonraki 5 yıl boyunca Isabella sağlığı kötüleşse de özenli bir eş gibi davranmaya çabaladı. Eşi Doktor Bishop onun mümkün olduğunca iyi olması için uğraşıyordu. Fakat anlaşılan kendisine pek iyi bakamamıştı. John Bishop 1886'da öldü. Artık Bishop soyadını almış olan Isabella, eşini kaybettikten sonraki yolculuklarına bir misyoner olarak devam etti. 60'lı yaşlarında olmasına rağmen Hindistan'a doğru yola çıktı. Burada Fanny Jane Butler ile birlikte eşine adadığı John Bishop Memorial Hastanesi'ni kurdu. 10 Ocak ile 26 Şubat 1890 arasında Bağdat ve Tahran'da yolculuk yapan İngiliz askerlerine katıldı. Bölgede araştırma yapan binbaşı Sawyer ile birlikte kaldı. 1 ve 30 Nisan arasında İsfahan'daydı. Ekim ve Aralık 1890 arasında ise Van, Trabzon, İstanbul hattında dolaştı. 19. yüzyılda İran'a yapılan seyahatlerde belirgin bir artış olduğu görülüyor. Çoğu İngiliz seyyah olmak üzere 192 Avrupalı İran topraklarına gelmiştir. Bu büyük artış İngiltere'nin Orta Doğu'ya yönelik emperyalist ilgisiyle açıklanabilir. Isabella da 19. yüzyılın son yıllarında İran'a yolculuk yapan az sayıdaki kadından biridir. Kasım 1890'da ziyaret ettiği Bitlis'le ilgili izlenimleri de vardır. Bitlis'e gidişini, "Ben bu ihtişamlı ve bir resim gibi güzel şehir Bitlis'e yılın bu geç mevsiminde şehri görmekten ziyade özellikle iki Amerikalı misyoner bayanı ziyaret için geldim" diye açıkladıktan sonra şehrin nüfusunu oluşturan etnik topluluklardan Kürtler, Hristiyan Ermeniler ve Türklerin kaç kişi olduklarını, birbirleriyle ilişkilerini, aralarındaki toplumsal gerilimleri anlatıyor. Halk içindeki çatışma potansiyellerini vurguluyor, yanı sıra şehirde askeriyenin durumunu ayrıntılı olarak belirtiyor.
Isabella son büyük yolculuğuna 1897'de çıktı. Sırasıyla Han Nehri'ne, Çin ve Kore'ye gitti. Bird oradan Morokko'ya geçti. 1904'te Edinburgh'a dönüşünden birkaç ay sonra öldüğünde 73 yaşına basmak üzereydi. Ve Çin'e yeni bir yolculuğun planlarını yapıyordu. Isabella Bird Bishop arkasında gezilerini anlattığı 18 kitap bırakmıştır.